EKAT aslında daha önceden beri takip ettiğim bir STK'ydı. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında da TÜPRAK'la işbirliği içerisinde olacağı sürece dahil olduk en başından itibaren. Biz de aslında bu süreci yakından takip ediyorduk. Ekibin içerisine dahil olup süreçte yapılanları gözlemlemek de istiyorduk. Bugün aslında çok keyifli bir fırsat oldu bizim için. Yani bu kadar olmasını beklemiyorduk, özellikle sürekli temizlenen bir yer. İşte hep birlikte kirletiyoruz ama inşallah hep birlikte toplayabiliriz. Özellikle işte bu şekildeki ağlar bir canlının yaşamına son verebiliyor. Son 20 yılda Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığı 1-1,5 derece arttı. Bu hayvanlar yani beğenmedi. Çok mu sıcak geliyor? Daha serin yerlere giderler. Çok mu serin geliyor? Sıcak yerlere giderler. Bir şekilde kendilerine göre seçimi yapabiliyor ve bunu uygulayabilecek yeteneklere sahipler. Yani küresel iklim değişiminin etkisiyle deniz kaplumbağalarının 5-10 yıl sonra ya da 20 yıl sonra Karadeniz'de yuva yaptığına da şahit olabiliriz. Burada düşünmemiz gereken insan ne yapıyor? Biz sıcaklardan kavruluyoruz. Hemen hemen her taraf isyan ediyor. Yangınlar, fırtınalar. Bunu herkes görüyor. Bu küresel iklim değişikliğinin bir etkisi. Biz buna ne kadar adapte olabileceğiz? İlk defa yumurtadan bir canlının çıkışını seyretmek, suya kavuşmasını izlemek, diğer etkenlerden korumaya çalışmak güzel bir deneyimdi. Konu altından, yuvalarından çıkma anını zaten bir sabırsızlıkla bekliyordum. Yuvayı açtığında büyük bir heyecanla işte yavruların çıktığını gördük. Önce bir yumurtalar geldi, yumurta parçaları. Sonrasında yavrular artık çıkmaya başladılar. Zaten o anı bekliyorlarmış. Onları gördük, büyük bir heyecanla izledik. Mucize gibiydi zaten. Karataların çok zorlu bir yolculuğu olduğunu daha önceden biliyorduk. Ama gerçekten onların böyle küçücük kaplumbağaların bu kadar zorluk içinde denize ulaşmaya çalıştığını görmek. Yani aslında insan eliyle yaratılan bir yıkımın etkilerini en aza indirmek için çalışıyor burada TÜPRAK ve EKAT birlikte. Çocuklar da şey.